Regal sunar. Şurada gördüm. Sallamayın lan. Anam yıldız kayınca dilek tutun derdi. Siz de tutun lan. Tuttum. Ben de tuttum. Kara var ya kara. Kesin hiç bitmeyecek yemek dilemiştir. Yok oğlum, hiç ayrılmayalım dilelim. Ya yerim seni. Gel lan buraya. Ukrayan yıldız nereye gitmiştir? Ne bileyim oğlum, karanlıkta kayboldu. Onun yıldız arkadaşlar da amma rahat ha. Hala parlıyorlar. Sen kaybolsan ben senin peşini arardım. Ben de seni arardım. Vallahi de. Vallahi. Hem sen türkü söyler dururdun. Türküyü izler seni bulurdum. Hatırım çiğnendi. Kalbim kırıldı. Ömrümün derdidir. Of, benim meselem, yine başladı bu. Meselem, alın yazım gibi meselem. Kırık sazım gibi meselem. İki gözüm gibi meselem. Ya ama saymam ben bunu ya, korkutuyorsun. Ya korkutuyorsun ama ya. Mercan, kızım havalar ısınıyor. Çocukların saçlarını kesip düzeltelim diyorum. Ne dersin? Vallahi iyi olur aslında. Hiç iyi olmaz. Saçlarım, ben, bitlerim çok memnunuz. Ha, sen bilirsin. Saçlarını kestirene limonatayla kek var. Bana ne? Bana Zıpkın ne? Zıpkın hapur hupur yerken sen de öyle bakarsın. Oh. Zıpkın hadi gel önce senin saçını keseyim. Şey... Bizim saçlarımızı hep mercan kesiyordu da. Ha. Tamam. Mercan kessin. Kızım sen şimdi saçlarını kes. Sonra da banyo yapın. Hem birlikte bebeği de yıkarız. Ha?
Biz banyo yapmıyoruz ki Nebahat abla. Niye kızım? Çünkü pis koktuğumuzda kimse yanımıza gelip itip kakamıyor. Bak, ben oğlumu bulsam bile artık sizi bırakmam. Bundan sonra siz de benim evlatlarımsınız. Ha, işte iki göz oda, bir tas çorba, yaşar gideriz. Ha? Ay sen artık korkma sokaklardan. Kıyamam ben sana. Kurban olurum, gel. Ya sen meleksin de cennetten mi düştün başımıza? Ay deli kız seni. Hadi sen saçlarını kes de ben banyo kazanını yakayım. Heh. Sonra da limonatayla kek yeriz. Ya bana ne, bana ne, bana ne? Bana ne? Evet, kimden başlıyoruz? Hadi o zaman. Hüsnü, ben şimdi saçlarını kestiriyorum, sonra banyo yaptıracağım. İki saate falan uyuturum bunları. Sen çık yola. Tamam. Lan Bitli, bak hala vaktin varken kestir saçlarını. Yap banyonu gel. Gelmiyor. Bana ne? Hı-hı. Kek çok güzel olmuş. Oh, limonatalar da pek şekerli. Biz içelim o zaman Nebahat abla. Ha. Sağ ol Nebahat abla. Kara. Hadi yap bir banyo. Bak kek vallahi çok güzel. Bana ne? Yemeyeceğim bana ne? Aman ana yüreğim dayanmıyor işte. Gel lan al sen de limonatayla kekini. Vallahi de. Vallahi. Seni pasaklı kara seni. Sizi boşuna saç kestirip banyo yaptırdınız oğlum. Biraz kurnaz olun ya. Ne oluyor oğlum? Sen. Thank you.
Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Ne olacak şimdi Zıpkın'a? Ben size inansam bile o kaydı yollayan kişiyi bulmadığımız sürece şüpheli o. Ne demek şüpheli o? Sen de inanıyorsun işte onun yapmadığına. Kendin dedin. İnanıyorum demedim. İnansam bile dedim. Bana bak savcı. Bana kelime oyunu yapma. Asıl sen bana bak. Barbar'ın hatırı için adam yerine koydum. Aldım sizi karşıma konuşuyorum. Haddini bil. Kaç kere diyeceğim sana. Savcı var senin karşında. Ben savcı falan tanımam. Savcı. Söyle. Canım iyi misin? Şirin teyze kendini öldürmüş. Şirin teyze kendini mi öldürmüş? Barbar. Yıkılacağım. Çek gönder bakayım lan fotoğraflarını. Tamam aga, tamam. Gönderiyorum şimdi, tamam. Ya kardeş. Buyurun efendim. Şunları şöyle yakışıklı bir diz de fiyakalı bir fotoğrafını çekek ya. Hemen efendim. Ne zevksiz adamsın sen be. Efendim aga. Lan oğlum. Bunların taşları kafam kadar. Gülayşe beğenir mi bunları? Aga ben ne bileyim Gülayşe beğenir mi bunları? Ben ne anlarım bu işten ya? Ben düğün organizatörü müyüm ha? Ben sarraf mıyım Allah aşkına? Ben burada gelene styling mi yapıyorum? Bir dakika gönderdin beni buralara zaten. Ben ne anlarım ya? Ya Cemal bir kes sesini ya. Bir tane şey istedim sana, 10 araba laf söyledin bana. Ne yapayım ha? Sareden mi rica edeyim? Onca işin arasında kuyumcuya mı gittiğim kıza? Lan dur dur dur. Oğlum biz iki kazma bu işin içinden çıkamayacağız. Belli oldu. Sare'ye atayım o seçsin. Ha? Tamam, tamam aga. Hadi arayacağım. Kapat. Sare, şu yüzüklerden birini seç. Halleri de serbest bırak. Daha abisinden kız isteyeceğim. Barbar Gülayşe için yüzük beğenmemi istiyor.
şimdi o bu kadar mutluyken... senden Gülayşe'yi isteyecekken... ben nasıl söyleyeceğim ona şimdi? Amerika'daki doktorla konuşunca beni ararsın değil mi? Ararım tabii. İyi, ben de o zaman ablama gidip müjdeyi vereyim. Kızım, bir acele etme. Bir hastaneyle konuşayım. Doktora bir bakam. Vakti var mı, müsait mi ameliyat için? Hem benim aklımı sen de bıraktırma. Bak ablana kaçtın gittin, aklım çıktı vallahi. Ama biz seninle daha az önce konuştuk. Tamam konuştuk. Gideceksin göreceksin dedim. Şimdi göreyim işte o zaman. Abimlerin adliyede sorgusu bitene kadar ablam evde yalnız, bir tek Sabit abim var yanında. Kuzum, ben ablana bir tane hemşire gönderttim bizim hastaneden. Varmak üzeredir. Ya. Hakikaten mi? Hakikaten ya. Sen de gideceksin göreceksin ama. Şu dışarıdaki katili bir yakalasa. O vakte kadar dışarılarda dolanma bizim. He? Tamam söz. Senin için rahat edene kadar çıkmayacağım buradan. Sare'den ses çıkmadı. Sen başka yüzük yolla bana birader. Sevmez bence bunları Gülayşe. Barbaros. Allah. Efendim Nizam amca. Sen hayırdır, ne işler çeviriyorsun orada? Bir iş çevirmiyorum ya, ne iş çevireceğim? Ne oldu? Niye kızacaksın yine bana? Madem iş çevirmiyorsun, ne duruyorsun burada? Senin benim kızımı gizlice abasının yanına geçirmekten başka işin yok mu? Bizim amca ayıp ediyorsun, o nasıl söz ya? İt kopuk kısmısı tövbekar mı oldu Barbaros? Ha? Dışarıda suçlu mu kalmadı da telefonundan pıt 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 oynayıp duruyorum? Ne pıt pıtı ya Nizam amca? Adliyeye gideceğim ben Ali ile Zıpkın için. Onun planlamasını, telefon programlama yapıyordum ben orada. İyi, çık o zaman. Boş boş dolaşma burada. Tamam, gideceğim zaten, merak etme. Ben gidiyorum kızım. Tamam. Görüşürüz. Baba. Çık, çık hadi çık. Allah Allah. Lan ya. Allah Allah. Resmen kızımın etrafında dolanma dedi ya bana. Doğru diyor adam. Sen de dolanma kızının etrafında. Yapma ya. Vallahi kızı da kendi de alışsa iyi ederler. Ya. Niye? Dolanacağım çünkü. Var mı bir itirazın? Ne yapıyorsun? Yok. Hadi git şimdi. Adamda akıl bırakmıyorsun ki sen. Ayrıca Nizam amca bana taktı ama kendi kızından haberi yok. Onu ne yapacağız? İyi, hadi ben gidiyorum. Ya gülmesene. Bak beni salağa çevirmenin hesabını da soracağım sana. Ha, tamam tamam, sorarsın. Ya hadi gir içeri. Tamam ya, gidiyorum Allah Allah. Hadi gir. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ne oluyor lan? Ay ben senin gibi arabanın ya. Ne oldu? Ya bozuldu yine, çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Evet. Gel buraya, yardım et bana. Ne yapacağım? Al şunları. Geç konta.
Gülayşen bir çalıştır güzelim. Allah Allah. Gülayşen bir daha çalıştır. Hüküm bitti ne acaba? Aga, bunlar nasıl? Beğenir mi dünya aratmacımız Gülayşe yengemiz? Oha! Oha! Ay! Ya inanmıyorum, inanmıyorum. Bu olsun birader. Bana da bir tane alyans al. Kız tek başına mı takacak yüzüğü? Allah Allah. Damat benim sonunda kararını verdim. Hocam, şu yüzüğü güzel bir kutuya koyalım. Tamam. Hemen efendim. Bir de erkek için alyans bakayım. Gümüş var mı sende? Var efendim. Hemen gösteriyorum. Çalıştır Gülayşe. Duymuyor musun beni? Çalıştırsana. Ne yapıyor bu ya? Şşt! Hey! Bakan yok ki. Alo! Gülayşe! Kız duymuyor musun beni? Ne yapıyorsun güzelim? Hiç. Yapmayacaksın. Marşa basacaksın, araba çalışacak. Basıyorum işte, zaten çalışmıyor. Anladığım kadarıyla arabanın çalışmaması pek hoşuna gitmiş. Yo, niye hoşuma gitsin? Niye sırıtıyorsun o zaman böyle? Hı? Hadi son bir kez daha dene. De. Hadi Gülayşem çalıştır. Çalıştır gülüm. Gaza bas, gaza. Tamam, son bir kez. Son bir kez daha çalıştır hayatım. Senin gibi arabaya ya. Yine ne oldu da bozuldum be? Öf! Anlıyor musun motoru? Yo. Ne sırıtıyorsun o zaman?
Ne hatlar çeviriyorsun, ona bakıyorsun. Hiçbir hatlar çevirmiyorum. Gördüğün gibi motoru tamir etmeye çalışıyorum. Bana bak. Öyle her şeyi merak etme. Senin o merak... Ya! Ellerin kapkara. Telefon çalıyor. Ellerim kapkara, pis. Aç da telefonu, bir işe yara bari. Sari arıyor. Niye arıyor ki? Yavrum açacaksın, niye aradığını anlayacağız. Alo, Sari, Gülayşe ben. Gülayşe. Ne oldu? Abileri mi tutukladılar? Ne oldu? Bir sal beni bakayım. Gözlerini göreyim. Ne oldu? Söyle bakayım bana, ne oldu? Gülayşe. Ne oldu? Bu nasıl söylenir? Gülayşe, korkutma beni. Korkutma, söyle. Söyle. Var, var. Annem. Yaralandı mı, hastalandı mı, ne olmuş? Gülayşe, ne oldu? Barbar, çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Öldü mü? Söyle Pamir. Şirin abla, işi bitmiş. Temiz. Aferin Pamir sana. Bu bizim Barbar'la Lara sevgili mi oldu? Sevgili onlar. Yine bildim. Yengeciğim. Ne oldu? Kötü bir haber daha mı yoksa?
Şirin teyzeyi kaybettik. Nasıl? İntihar dediler. Başın sağ olsun Barbaros. Kadına saldıracak mı o yüzden? Sen her şeyimsin. O da ol. Gülayşe, benim anama gitmem lazım. Tamam. Ben de geleyim mi senle? Gelmek ister misin? Gelirim tabii. Tabii ki gelirim. Hiç yalnız bırakmam. Seni bile yalnız bırakmam. Halamdan arabasını isteyelim. Hadi gel. Neredeydin sen? Belki hatırlamıyorsun ama... kardeşin öldü ya. Hani morgda yatıyor ya. Defin işlemlerini halletmeye gittim. Ne hatırlamıyor? Abim Menderes'in defin işlemlerini ayarladı. Adeti... Biliyorum. Dediler. Abisi dediler, kardeşine son abilik görevini yaptı dediler. Ama söyle o abine, vicdanını böyle susturamaz. Ne diyorsun sen be? Diyorum ki, Şirin vicdan azabına dayanamayıp hapishanede intihar etmiş. Ne? Ne? İnşallah. Kocamın ölümüne sebep olan herkes kendi vicdanında boğulur. İnşallah sen de boğulursun. İnşallah Barbaros da boğulur. Oğlum. Başım sağ olsun.
Başımız sağ olsun oğlum. Sağ ol Ceren. Başın sağ olsun. Barbaros. Annen için üzüldüm ama günahı da çok büyük. İnşallah Allah affeder. Naz abla. Anamın günahları belli. Ama eminim ki anam intihar etmedi, öldürüldü. Bugün değilse de yarın o katili bulacağım. Sen de bunu bil. Sen bunu kendi için rahatlatmak için söylüyorsun, biliyorsun değil mi? Sebepsiz yere öldürülen benim kocam, benim. O ya bu kızı kaçırdığı için vicdan azabına dayanamadı ya da o hapishane köşelerinde çürümeyi göze alamadı. Yeter! Tut Garo zehir dilini. Tutamayacaksan de çek git köyüne. Ne diyorsun sen be? Arkanda gar kocan yok Nazmiyan. Seni burada tutmaya mecbur bile değiliz. Dilini tutamayacaksan koyveririz arabanın birine. Göndeririz köyündeki babanın evine. Sen sağ, ben selamet. Allah. Arkamda kocam yoksa önümde kızım var hanım abla. Siz unuttunuz ama Hüma'da en az Lara kadar Eyüboğlu, biliyorsun değil mi? Sen nereye gönderiyorsun anasını acaba? Ben Hüma'ya senden bin kat fazla analık ettim. Bin kat fazla analık ettim. Gerekirse gene ederim. Hüma'da, Lara'da, Barbaros'ta benim evlatlarım. Bundan sonra hiçbirini üzmeyeceksin, hiçbirini. Hele Barbaros'u. Acısı bu kadar tazeyken hiç üzmeyeceksin. Sene bu son söyleşim Nazmiye. Şimdiye kadar kocanla ne ettisen ettin günahın boynuna. Emme bundan sonra tek zehirli kelimen de koyarın arabaya, yolların Kütahya'ya. Kuzum. Tamam, yok bir şey. Tamam. Siz de her fırsatta yapışıp durman şöyle, çek ellerini. Buyurunuz hanım. Hah, Pamir. Dayımı da hallet. Başınız sağ olsun komiserim. Başınız sağ olsun komiserim. Götürün hadi. Dostlar sağ olsun, eyvallah.
Yanındayım. Tamam mı? Seni daha büyük bir cehennemden koruyorum diyordu. Ben hanım bu cehennemde tek başına savunmasız bıraktım. Aga etme, gözünü seveyim etme ya. Şşş. Yapma bunu kendine. Sevdiğim adama bunu yapma ne olur. Gül Ayşe doğru söylüyor Barbar. Kendine yüklenme. Sen doğru olanı yaptın. Kimsenin yapamayacağını yaptın sen. Nasıl olmuş? Bileklerini jiletle kesmiş. Jilet nerede? Elinden düşmüş kanın içinde bulundu. Delil poşetinde. Sare. Benim anam intihar etmez. Etmez biliyorsun. Barbar, adli tıp incelemesinin sonuçlarını bekleyeceğiz ama intihar gibi görünüyor. Etmez, etmez. Öyle bir sır saklıyordu ki seni daha büyük bir cehennemden koruyorum diyordu. Hatta Menderes onunla tehdit etti. Çatal derken? Anama çatalı nereden tanıyorsun? Ne sır saklıyorsunuz diye sordum da cevap vermiyordu bana. Ölmeyi göze almıştı yine de cevap vermedi. Anam her ne biliyorduysa çatal da biliyor. Benim çatalı görmem lazım. Savcım hoş geldiniz. Müdürüm. Buyurun Uzun. Müdürüm Talat Şahin'i görmemiz gerekiyor. Çatal takma adıyla biliniyor. Yeni mahkum. Savcım. Çatal denen adamı az önce hastaneye sevk ettik. Böbrek taşı düşürüyordu. Ne zaman? Siz gelmeden 10 dakika önce. Bu işte bir numara var. Anam intihar süsüyle öldürülüyor. Çatal denen şerefsizin böbrek taşı düşüreceği tutuyor. Aga doğru söylüyorsun. Ciddi şüpheli. Nasıl yani? Kaçmayı mı planlamış? Müdürüm ambulansı geri çağıralım hemen. Mahkum kaçıyor olabilir. Hemen ilgileniyorum. Ambulans şoförünü bağlasınlar hemen. Seviyorsan buradan dışarı çıkma lan, anladın mı? Selam patron. Selam aslan parçası. Ambulans şoförü cevap vermiyor. Tamam ya, jandarmaların numarası yok mu? Onları arayalım. Hemen soruyorum. Kimin telefonu lan o? Patron. Hı? Bu Barbar'ın numarası. Ver bakayım, ver.
Kaçacağımı çakozlamış, hemen jandarmayı arıyor, görüyor musun? Meşgulatta. Jandarma görüntülü arıyor. Barbarım. Geç kaldım be barbarım. Kuş kafesten uçtu maalesef. Ha, bak bak göstereyim sana bak. Görüyor musun? Bak. Bak görüyor musun barbar? Ha? Bak. Ya. Ulan Allah'ın belası şerefsiz. Anamla benden ne sakladıysanız anam o yüzden öldürüldü. Lan ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen Şirin? Şirin öldürüldü mü? Şirin... öldü mü lan Şirin? Ne saklıyordunuz lan benden? Ne saklıyordunuz? Açmıyor. Ulan ben bu şerefsizi tanımasam anama benim kadar üzüldü diyeceğim. Ne gizliyor olabilir lan bunlar benden? Barbar. Acaba daha önceden tanışıyor olabilirler mi? Sen mi öldürttün lan Şirin'i ha? Dayı! Sen mi öldürttün lan? Dayı saçmalama. Hapishanede kadın ben nasıl öldürteyim? Hem senin kaçırılma planını bile Pamir yaptı. Ben ne anlarım bu işlerden ya? Zaten Şirin öldürülmemiş. İntihar etmiş. Ne? Nasıl ya? Şirin. Şirin intihar mı etmiş? Ya bilmiyorum işte öyle dediler. Vallahi bazen Şirin'in yerinde olmak istiyorum ha. Ya şu kadarcık daha cesaretim olsa onun yaptığını yapacağım da. Ne geveliyorsun kızım ağzında? Diyorum ki senle Şirin tamam Menderes'i akladınız ama yetmedi. Bak kıydılar kocamı. Ben de kocamın yanına gitmek istiyorum. Abuk sabuk konuşma Nazmiye. Senin kocan cehennemin ta dibinde. Oraya mı gitmek istiyorsun? Ha burası cennet çünkü. Burası da cehennem. Görümcem daha öğlen beni köye göndermekle tehdit etti. Ha. Tabii beni köye gönderecekler. Kendisi kocamın mallarının üstüne yatacak. Bir dakika, bir dakika. Naz Hanım. Olur mu öyle şey ya? Ya kusura bakmayın üzerime vazife değil belki de patron. Sen artık hapishaneden kaçmış bir kanun kaçağısın. Kaçaklık parayla olur. Naz Hanım, sen köye gidersen Çatal abime ne olacak? Ben ne yapabilirim ki Pamir? Yani ben parayı sadece harcamaktan anlayan bir ev kadınıyım sonuçta. Tamam Menderes'in mirası Hüma ile bana kaldı ama... yani bey abim verirse yiyeceğim, vermezse yemeyeceğim. Yani kocam yok sonuçta başımda. Kocan yok ama... dayın var ya, değil mi patron? O yardım eder sana. Ne demek istiyorsun oğlum sen? Patron, barbar bütün tezgahımızı yıktı. Çocuklardan para kazanamıyoruz artık. Diyorum ki, biz de mi legalleşsek artık? Anladın sen. Dayı vallahi mi ya? Sen arkamda durursan, sen bana yardım edersen...
değil Eyüboğlu'nun mirasını almak. Paraya para demeyiz oğlum. Ha yok. Beni bulaştırma Nazmi'ye. Ben karışmam dersen hakkımız olan bütün malı, mülkü Lara'ya verirler. O da köksüzlere yedirir. Bu mu bizim hakkımız ya? Mercan'a bir şey olmuş. Mercan! Nizam Bey sağ olsun hemşire göndermiş. Onlar da tekerlekli sandalyeye getirmişler. Siz gidebilirsiniz artık. Teşekkürler her şey için. Tamamdır. Yarın tekrardan gelirim. İyi günler. İyi günler. Ali, Zıpkın. İçeri. Ne oldu Mercan? Bir şey mi var? Ya Sabit. Göster videoyu. Kara yaşıyor. Kara. Kara yaşıyor lan. Ulan Kara yaşıyor. Kara yaşıyor lan. Yaşıyor. Ali Kara'nın meselesi derin mesele. Bak. Ezelden ebede giden mesele bak. Ölmedi. Öldü. Ölmedi. Öldü. Ölmedi. Delirtmeyin lan beni. Öldü. Öldüyse bu ne o zaman? Hadi savcıya gelen müzikle müjde tesadüf ulan. Bu da mı tesadüf? Lan. Lan ne bakıyorsunuz bana öyle? Kara yaşıyor, yaşıyor. Kara yaşıyor lan. Kara bizim Kara lan. Ya Kara, Kara. Bizim Kara. Ya Kara ölmedi. Ölmedi Kara yaşıyor. Zıpkın. Kendine gel lan. Ben neresi öldürülüyor? Senin otoparktan çıkarken görüntün çekilip savcıya atılıyor. Suç sana yıkılmaya çalışıyor, anlasana. Ne? Mercan'a beni ipe götürecek kayıt atılıyor. İki kayıtta da Kara'nın şarkısı çalıyor. Lan bütün bu olanlar ateş kuşlarının sonunu hazırlıyor, anlasana lan. Kara yaşıyor olsa bile bizden onu bırakmamızın intikamını alıyor. Lan alsın. Alsın ne istiyorsa alsın. Alsın her şey alsın ama yeter ki yaşasın Ali. Ali yeter ki yaşasın. Vallahi yaşasın bak ya. Ya ölüme terk ettiğimiz çocuk var ya, ölüme terk ettiğimiz. O yeter ki yaşasın ya. Vallahi yaşasın, gelsin. Senden, benden, herkesten intikam alsın ya. Vallahi alsın bak, ben çok özledim onu ya. Mercan, ben o karıyı çok özledim Mercan. Mercan ben vallahi çok özledim onu. Mercan ben çok özledim onu ya. Vallahi çok özledim ben onu. Ben çok özledim onu. Kara geldi. Kara geldi. Kara geldi. Zıpkın. Kara! Lan Zıpkın! Kara neredesin Kara? Kara! Kara oğlum neredesin lan? Kara! Zıpkın! Kara!
Bırak. Zıpkın delirme. Bırak. Gir içeri oğlum Zıpkın. Bırak Kara. Lan Zıpkın. Kara neredesin Kara? Oğlum belli ki birileri bizle oyun oynuyor. Gir dedim sana. Ali bırak. Zıpkın. Ali bırak. Ali bırak. Ali bırak. Ali. Ali. Kara. Zıpkın. Lan Kara öldü oğlum öldü. Kara ölmedi. Ölmedi Kara ölmedi. Zıpkın. Öldü dedim oğlum sana. Öldü lan Kara. Ölmedi. Kara ölmedi. Kara ölmedi. Kara! Kara! Neredesin lan? Oğlum çıksana lan ortaya! Kara! Oğlum çıksana lan! Oğlum çıksana lan ortaya! Kara! Zıpkın! Zıpkın! Alo? Kara? Oğlum sen misin lan? He? Oğlum hadi lan bir şey söylesene lan Kara. Kara oğlum konuşsana lan. Oğlum oğlum bir şey söylesene oğlum. Niye bir şey söylemiyorsun bana ya? Oğlum ben senin sesini tanıyamam ki oğlum. Neyinden korkuyorsun ya Kara? Lan konuşsana! Konuş lan! Hey! Lan niye konuşmuyorsun sen bana? Hey! Seni feda ettik diye bize bunu mu yapıyorsun lan? Hey! Bizden intikam mı alıyorsun oğlum? Hey! Sen öldün de biz yaşıyor muyuz lan Kara? Oğlum biz yaşamıyoruz lan oğlum. Oğlum çıksana lan ortaya oğlum neredesin lan? Oğlum ben seni çok özledim lan Kara. Kara oğlum ben seni çok özledim lan. Kara. Oğlum hadi sana lan. Oğlum çık ortaya ya Kara. Alo. Kara ben seni çok özledim alo. Oğlum. Kara! 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 Ablam! Köfte pilav sizin. Teşekkür ederim sağ olun. Afiyetler olsun. Zıpkın. Bir dakika. Abim. Salata. Zıpkın. Sabit abi dur. Zıpkın. Efendim çorbanız. Zıpkın. Ekmeğiniz. Teşekkür ederiz. Zıpkın. Sabit. Kara bir daha şarkı yollar mı? Sabit abi bak. Kafam hiç iyi değil tamam mı? Şu tur servisi gitsin öyle konuşalım. Ama bak o zamana kadar Kara'yı unutalım. Olur mu? Kardeşim nerede kaldı bu ekmekler ya? Abi. Ali abi ekmek. Aa, aşk sare. Ne sare ne sare? Selam. Sizi bana Allah gönderdi ya. Ne oldu? Siz çağırdınız ya. Biz çağırdık. Biz çağırdık savcım da. Biz nereden bilelim
tur servisinin buraya çıkartma yapacağını. Kardeş, bize 3 çay. Çay, hemen abi. Tabii kurban olayım, şu Ali abime yardım et. Bak kafayı yedi bir saattir. El ayar birbirine dolandı. Allah aşkına yardım et ya. Savcım, sen de bize el atsan mı be? Allah razı olsun. Şuradaki masa bir saattir ekmek istiyor savcım. Kurban olayım, yardım et bize ya. Aşk Sare. Bir sen eksiktin aşk adamı. Çantayla servis. Komik. Ameliyat oluyor musun? Öyleymiş. Gülayşem aradı söyledi sağ olsun. Ben seni muayene etmeye geldim ama önce Ali'ye yardım etmem lazım. Onun durumu daha kritikmiş. Tamam. Müsaadenle. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet şefim, nereden başlıyoruz? Vallahi abi, söğüşleri doğrarsan büyük sevaba girersin. Söğüş bizim işimiz. Servis benim işim değil ama. Mecbur değilsin savcı hanım. Burnundan da kıl aldırmıyor. İki tane pilav yanı köfte çek Ali Usta. Abi sen de bana bir ekmek ver. Et abi. Barbar'ın annesinin otopsisi ne oldu? Cinayet lehine hiçbir bulgu yok. Öldürüldüyse de çok temiz iş çünkü bütün bulgular intihar gösteriyor. Barbar'ın haberi var mı? Yanımdaydı. Kabul etmek istemiyor ama. Evet, pilavlar. Met abi, sen zahmet uzatır mısın? Pilavlar. Buyurun. Sağ olun. Sen niye benim peşimde dolanıyorsun ya? Sabit inceliyor. Kobay mıyım ben? Hayır, aşksın. Sabit öğreniyor. Neyi diye sormaya çok korkuyorum şu an. İşte aşk hızlı, aşk şiddetli. Ve çok homurdanıyor. Kim? Ben mi homurdanıyorum? Ben homurdanmam. Sen homurdanıyorsun. Savcı hanım. Şimdilik servisimiz bitti. Müşteriler yemeğini bitirene kadar konuşalım mı? Sonunda. Buyurun. Mercan Hanım, bu savcı hanım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ya bizimkiler servis yaptırmış size, kusura bakmayın. Ama sağ olun. Rica ederim, ne demek. Hep bunu yapmayı hayal etmiştim zaten. Homurdanıyorsun. Zıpkını da salmışsınız. Ona da sağ olun. Videoyu yollayan kişi belli ki Zafer'i tutuklamamızı istiyor. Ama ben de bir şeylerin bana dayatılmasından pek hoşlanmam açıkçası. O yüzden ben olayları anlayana kadar serbest. Eyvallah. Evet. Sade'de gelelim. Niye çağırdınız beni buraya? Servis yaptırmak için değil herhalde. Son arayan numarayı araştırman için. Akşamüstü görmediğimiz biri bu telefonu aşağıdaki yola bıraktı. Telefondan bir şarkı çalıyor. Bil bakalım hangi şarkı savcı? Mesela.
Ayşem. Dur. Al geç şunları. Üşümesin ayakların. Hadi. Başın sağ olsun oğlum. Sağ ol Nizam amca, dostlar sağ olsun. Sağ ol. İhanetleri mi daha acı yoksa çekip gitmeleri mi insan bilemiyor değil mi? Ama biz bu ihaneti unutacağız. Ölmüşlerimizin arkasından Kur'an okutacağız, dua edeceğiz. Ve gayri hesapları da mahşere kalacak. Ha, Amerika'daki doktorla konuştum bugün. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Canı kız için. Önce muayene edecek, sonra da ameliyatı alacak. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Acın var biliyorum ama bundan sonra benim kızımı alıp hiçbir yere götürmeyeceksin. Nizam amca. Hiç bahane istemem. Ben kızımı bu konağa dışarıda can güvenliği yok diye kapattım. Sen alıyorsun istediğin yere götürüyorsun. Beni çiğniyorsun. Bak bir daha olursa... Yeter ama be abi. Bu evden iki tane cenaze çıkacak ya. Ben kocamı kaybettim, kocamı. Şu an acımı anlayıp bana yürekten sarılacak biri için ben canımı veririm. Sen bugün bu kızı görseydin, Barbaros'u nasıl kucağına çekti, acısını paylaştı, teselli etti, nasıl sarıldı. Görsen böyle konuşmazdın şimdi. Belli ki Barbaros'u yalnız bırakmak istemediler. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen bu adama nasıl sarılmışsın? Ya Nizam amca. Ne var lan? Abim. Bak ilk defa Nazmi'ye haklı. Acımız var, yasımız var. Acımızı paylaşmayacağız, deneyeceğiz. Sarılmadan da, kucaklaşmadan da paylaşılır Hacı. Sen az önce beni mutlu ettin ya. Ben sana sarıldım. Barbar'ın anası öldü ya, anası. Ne yapsaydım, omzunu mu pişpişleseydim, ne yapsaydım? Elbet bana sarılacaksın sen. Ben senin babanım. O da benim. Ne? Neyin? Neyin bu adam senin? Ya yeter. Bağırma kıza Nizam amca. Sen ne lan? Abi. Kızıma bağırıp bağırmayacağım. Sana mı soracağım ben? Sen kimsin? O kim? Kim? Sen biliyor musun kim? O benim burada herkesten önce tanıdığım adam. Herkesten önce güvendiğim adam. Hatta herkesten daha çok güvendiğim adam. Abim, etmem kurban olayım. Bak hepimizin yüreği dağlandı. Hepimizin acısı var. Etmen sonradan pişman olacağımız laflar söylemeyen birbirimizi Barbaros. Oğlum hadi sen aşağı evine dinlen. Kafanı topla acık. Halam hadi sen de, hadi sen de bakayım dinlen. Yoruldunuz bütün güne. Çık git lan sen de. Sen de odanın kızı. Yürü. Siz benim yüreğime mi gireceksiniz? Barbar. Hala. İnşallah babam bana Barbaros mu ben mi diye sormaz. Sorarsa. Ha? Nece? Kimi seçersin? Babanın Barbaros mu? Barbaros diyeceğim. Hiç düşünmeden. Tereddüt etmeden. Sonsuza kadar.
başlasa o ölüm. Al beni. Al beni bir tane. Yengesi, ben de Barbar'a bakmaya gidiyordum. Buyur. Cemal abi, şuraya merdiven daya sana ya. Ah buyur, ne yapayım? Merdiven, merdiven daya şuraya, aşağı ineceğim. Sen ne yapacaksın gece gece aşağıda ya? Barbar'a kaçacağım. Ya yengeciğim, gel gözünü seveyim, etme. Bu çocuk seni geçen gün kaçırdı getirdi. Sen şimdi diyorsun ben Barbar'a kaçacağım. Ya siz bu işi beceremiyorsunuz. Allah aşkına git yat hadi. Gözünü seveyim, hadi iyi geceler. Benim ya de burada... Cemal abi. Ha. Ama o evde yalnızken ben uyuyamam ki. Tamam. Tamam bak. Birincisine sıçradık. İkincisine sıçrıyoruz. Üçüncüsüne ben vallahi yokum ha. Sonra babandan fıçayı ben yiyorum çünkü. Ha. Tamam tamam hadi git getirsen tamam hadi. Babam bana giydiriyor sonra. Cemal zaten. Gel, yavaş, dikkatli. Tutuyorum, al. Heh. Heh, indim. Cemal abi. Heh, efendim? Hani Barbar sana yüzük kaldırmıştı ya. Ne? Ne yüzüğü? Kim yüzüğü? Hangi yüzük ya? Hiç kıvırma. Hiç kıvırma, biliyorum. Neyi biliyorsun sen? Biz senin bir alt bildiğin yok. Blöf yapıyorsun sen. Türk polisi yer mi ya? Ya biliyorum. Ben kendim seçtim yüzüğümü. Sana o mesajları atan da bendim. Sakın Barbar'a söyleme bak. Yuh ya. Ben de diyorum ki Barbar komiserim niye böyle incecik yüzükleri seçti? Yengem kızacak diyorum içimden. Allah Allah. E aşk olsun yani. Ben öyle bir yenge miyim? Yani standart dışı bir yengesin tabii. Orası kesin. Hem ne gerek var yani o kadar para vermeye? O kadar aç çocuk doluyken etraf. Ayrıca ben çok beğendim yüzüğümü. Versen onları hadi bana. Ya sen ne yapacaksın ki yüzükleri? Sanki sen mi Barbar'a evlenme teklif edeceksin? Acısı geçsin belki ederim. Ne var? Ya yengem, gözünü seveyim. Bak bir kere hanım hanımcık bir kız ol. Allah aşkına çocuğun hevesini kursağında bırakma. Ne bileyim böyle yüzüğü görünce ay yap çok sevindim Barbar yap. Bir şeyler yap ya böyle biraz hanım hanımcık ol Allah aşkına. Ya öf tamam. Tamam. De sen zaten polis adamsın. Senin aksiyonun bol olur. Düşürürsün müşürürsün dersen ben saklarım onları hadi. Tamam. İyi de Barbar bana sorarsa ne diyeyim? Sana soracak halim mi var ki? Acısı bir geçsin de. Eğer isterse benden alırsın, tamam? Tamam.
Yenge. Var var komiserimi çok sev. Olur mu? Bir bilsen ne kadar sevdiğimi. Bu kadar sevme derdin Cemal abi. Hadi bana nasıl bir çocuktun onu anlat. Mesela annen en çok ne yaptığında sana kızardı. Turşu kavanozlarını yan yana dizerdim, onları fırlattım. En çok ona delirirdi. Harbi mi? Canımı en çok ne yakıyor biliyor musun? Ne? Ben bu odada ara ara seni düşündüm, hayal kurardım. İçtiğinizi hayal ederdim. Anam sana börekler, çörekler yapardı. Ben yemeye çalışırdım. Bana kızardı. Gül Ayşe kızım gelecek. Ondan sonra ya Barbaros'un derdi. Benim melek hanım sana da analık yapacak derdim. Meğer ben bunları düşünürken seni beşiğinden canım benim anammış. Sen burada seni beşiğinden çalan kadın için ağlıyorsun. Ben oluyorum. Ağlarım. Ama sen burada seni beşiğinden çalan kadın için ağlıyorsun. Çok da bu koyuyor biliyor musun? Ben beni beşiğimden çalan kadına ağlamıyorum. Onu tanımıyorum. Ben
sevdiğim adamı doğuran... onu babasız büyüten kadını öldü. Senin güzel yüreğine kurban olurum ben. Çok seviyorum ben seni. Ben de seni. Çok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Merak etmeyin efendim. Tabii efendim. Emredersiniz.
bir iyi tutun, tamam mı? Sorup sormadan kimseyi almayın. Evet, yolculuğumuz buraya kadar. Herkes birkaç saatliğine vedalaşsın. Cano, hadi hallet şu işi be. Merak etme, bu iş bende. Oh, çok seviyorum ben seni. Ben seni o kadar çok seviyorum ki bir bilsen. Getir lan kafanı. Ercan, bu maçı alırsın sen. Farklı alırım hem de. De. Sen bir gelsene şöyle. Gel gel. Bana verdiğin sözü hatırlıyorsun değil mi? Sence kabul eder mi? Ya ne diyorsun sen? Siz tanıştığınız gün sana evli misin diye sordu. O gün teklif etsen o gün kabul ederdi zaten. İyi tamam, o zaman sen oğlu ameliyatını da ben de teklif edeyim. Sen şantaj mı yapıyorsun bana? Hatırlıyorum. Ben çıkana kadar halletmiş ol. Burada mı? Burada nasıl halledeyim ya? Söz verdim Barbar. Ya söz verdim de burası olur mu? Aa. Oğlum bir çekin Mercan'ın başını. Çek. Evet. Siz ne konuşuyorsunuz öyle gizli gizli? Size ne ya aramızda? Allah Allah. Mercan'ım. Burada bekleyeceğim. Biliyorum. Ben de sapasağlam geleceğim. Evet, bu mudur? Hadi bakalım. Bura çok mu sıcak oldu ya, ha? Sıcak oldu değil mi? Oğlum ameliyathanenin önündeyiz lan, nesi sıcak? Abi yok, öyle deme. Ben terledim, bayağı terledim hem de. Gülayşe gel, biz içecek bir şeyler alalım, hadi. Olur. Ne içersiniz? Ya ne içecekler? Alırız bir şey işte. Su falan içerler. Ne olacak? Camış mıyız oğlum biz lan? Allah Allah. Şu adına diyemediğim köpüklü kahveler var ya. Onlardan istiyorum. İçinde buz olanlardan. Ya abi onun adını sen söyleyemiyorsun. Ben nasıl söyleyeceğim de alacağım. Gözünü seveyim yapma ya. E vallahi sen kaşındın Barbarım. Kaşındım Barbarım. Allah beni de bildiği gibi yapsın. Kaşındım vallahi. Hadi. Kaşının var varım. Sanki anlamadık evlilik teklif edeceğini. Düşünsene abi karar önemiş olsun. Tam düğünün ortasına çıkarız. Zıpkın, Kara öldü. Biri bizde oyun oynuyor. Bunu aklına sok artık oğlum. Unut Kara'yı. Gülayşe. Hı. Zaman da ne hızlı geçiyor değil mi? Çok. Yani böyle senden ayrıyken böyle zaman yavaşlıyor, pek geçmiyor. Hani aheste aheste. Sana da öyle oluyor mu?
Diyor. İyi. Sevindim. Sen bir beklesene burada, ben geliyorum. Selam. Sen hastane bahçesinden çiçek mi çalıyorsun? Çalmıyorum çiçek. Hayırlı bir iş için hem. Allah Allah, nasıl hayırlı bir işmiş bu? Ya sana ne bacım ya? Sen kendi işine baksana. Bacım mı? Ne diyeyim? Emmi mi diyeyim? Yani daha güzel cümleler söyleyebilirsin mesela. Selam şekerim. Bir sorun mu var? Yok. Nasıl bir sorun olacaktı? Bilmem. Ne gibi bir sorun olacaktı? Bana bak. Sen evli misin? Yaşamayacaksın. Öyle gidersin seni yelloz ya. Yani sen de barbar, bir sevgilim var diyemedin kıza maşallah yani, helal olsun. Allah Allah, yani benim sevgilim var mı ki? Yok mu? Biz neciyiz? Bilmem, necisiniz? Sahi Gül Ayşe, sana bir şey soracağım ben. Sen evli misin? Değilim tabii. Peki... Yani... Evlenmeyi hiç düşündün mü? Benimle. Düşündüm. Sonuç olur mu bizden? Çok güzel olur hem de. Evet mi yani? Ha? Evleniyoruz mu? Evet. Harbi mi? Harbi. Gel şuraya. Ya. Ne oldu? Aslında ben Cemal'e bizim için yüzük aldırmıştım ama şimdi böyle aniden apar topar olunca alamadım. Şey, yüzüksüz idare etsen olur mu? Yok artık Gül Ayşe. Bundan mı bahsediyorsun? Sen nasıl aldın bunu, ha? Ya sürprizini bozmak istemezdim ama... ...sana yalan da söyleyemem. Ben seçtim müziklerimizi. Arabada görünce çok heyecanlandım. Yani... ...kızmadın değil mi bana? Ya ben sana kızabilir miyim? Hı?
Ne Gül Ayşe? Bak. Sen ne yaparsan yap ben sana kızmam. Ya. Ya. O zaman... Kız bana da mı aldın? Seçtim tabii. Ben nişanlanırken sen öyle gezeceksin mi? Zaten bütün kızlar bakıyor Allah Allah ya. Uzat parmağını hadi. Uzat. Onu da ben takayım. Nasıl durumlar? Tam istediğimiz kıvamda var. Güzel. Yap Amir. Biz iyi ikili olduk ha. Naz Hanım, ben ne yapıyorsam patronum için yapıyorum, biliyor musun? Biliyorum Amir, biliyorum. Nerede kaldın kızım ya? Menderes'in mezarını ziyaret ettim ben. Allah'ım ya. Menderes öldürüldü. Kız Sezoş! Ne bu halin anne? Yani iyice bakımsız oldun sen ha. Sonra kocan beğenmez seni. Gerçi böyle bir koca beğenmese de olur. Senin hayatını hiç düşünmüyor ha. Şimdi... Benim hakkımda gerçekleri bilen herkes öldü. Yani beni suçlayabilecek tek bir şey kaldı. O da senin elindeki kayıtlar Suat'cığım. O yüzden o kayıtların asla ortaya çıkmaması lazım. Amir aç ağızlarını bakayım bir şey diyor bunlar. Kayıtların hepsini sileceğim söz veriyorum. Bırakın bizi lütfen. Lütfen yalvarırım bırakın bizi yalvarırım. Suat'cığım. Ben nereden bileceğim elinde yedeklerin olmadığını? Hep seni siler. Silersin değil mi Suat? Ne olur bak benim bu cehennemden kurtulmam lazım. Vallahi hepsini sileceğim. Söz veriyorum sileceğim. Lütfen bırakın bizi yapmak. Sen güveniyor musun bunlara? Ben kendime bile daha çok güvenirim be. Bu var ya bu bak bu... Buradan çıktığı an o kayıtları parayla satar demedi deme. Hayır öyle değil. Vallahi sileceğim. Söz sileceğim söz. Kes lan kes. Ya biz ne uğraşıyoruz ya yeğenim? Sıkalım kafalarına gömelim gitsin. Ben sıkıldım burada ha. Öldürmek yok dayı. Ben katil değilim. Ben bir anneyim biliyorsunuz değil mi? O yüzden... Para teklif ediyorum. Para mı? Çok para. Siz o kaydı
asla ortaya çıkarmayacaksınız. Ben de size Menderes'in hayat sigortasının hepsini vereceğim. Yeğenim sen de vur deyince öldürdün ha. Bir dakika. Ondan sonra rahat ferah nasıl istiyorsanız öyle yaşayın. Kabul. Kabul ediyoruz tabii. Kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. Tamam. Güzel. Hamircim çözelim arkadaşları. Şimdi sizi burada günlerdir kimse bulamadı değil mi? Ha? Böyle yemeğiniz suyunuz verilmeseydi çoktan geberip gitmiştiniz öyle değil mi? Ha? Ben böyle parayı alırım da sonra kayıtları ortalığa salarım diye hesap kitap yapıyorsanız yapmayın. Çünkü o zaman ben katil değilim anneyim diyen bu Nazmiye'nin kaybedecek hiçbir şey kalmaz. Anladınız mı lan? Anladık, anladık. Söz veriyorum, söz. Sizi bana da öldürtmez. Çünkü demin de dediği gibi kendisi katil değil bir ana. Doğru. Burada böyle aç susuz geberip gidersiniz, kurda kuşa yem olursunuz. Anladınız mı lan? Tamam, tamam, tamam. Söz. Söz, söz. Pamir, kaldır şunları. Geç. Sen bunları kimseye görünmeden uygun bir yerde atarsın, tamam mı? Geçmişin bütün izlerinden temizlendiğimize göre... Artık önümüze bakabiliriz ha dayı. Bakarız, bakarız da... Senin o nurlar içinde yatasıcı aptal kocan gibi önümüze arkamıza bakmadan hareket etmeyiz, anladın mı? Hiç öyle trip atma bana. Madem sana yol göstermemi istiyorsun, madem Eyüboğlu'nun mirasını istiyorsun, bundan sonra sözümden çıkmayacaksın. Anlaşıldı mı yeğenim? Artık sen ne dersen o. İyi. Hadi şimdi uza bakalım, kimseye de görünme, tamam mı? Kim ki bu? Bebeği çöpe attığını biliyorum. Ne oldu kızım yine? Kim bu? Kim bu dayı? Ha? Suat olamaz. Bebeği çöpe attığını biliyorum. Yok be kızım, ne Suat'ı? Adamı daha demin postaladık. Kim bu o zaman dayı, kim bu? Tam geçmişin hayaletlerinden kurtulduk derken kim bu? Kim bu? Ulan bir çikolata bir çiçek. Nerede kaldı bunlar ya? Bir ger gitsin. Bir heyecanlısın barbar komiser. Aha geldiler. Sarayın araba değil mi? Ha geliyorlar işte abi. Aynen. Hastanede kız istememi olur Allah aşkına ya. Ya ben ne yapayım ya? Mercan tutturdu ameliyattan sonra istediği.
Nizam Bey'in sağ solu belli olmaz. Gülayşe yine konağı kapatır dedi. Ben de mecbur kaldım. O zaman al bakalım çiçeğini damat bey. Hadi alalım şu kızı. Almaya geldik. Gülayşe'yi almaya geldik. Ölmek var, dönmek yok, ölmek var. Vallahi kafana geçireceğim şunu ha şimdi. Sabit'im. Tut şunu. Tut. Sabit'im gel. Bir konuşalım mı seninle? Siz bir 5 dakika bekleyin. Geliyoruz biz. Hadi gel. Ne oldu? Sabit'im. Bak ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Bak ben seninle Gülayşe'yi ayırmayacağım. Eğer istersen beraber yaşar gideriz, sorun yok. Ama öyle içeride krize girmek, panik yapmak falan diyor. Anlaştık mı? Bak ben Gülayşe ile evlenmek istiyorum çünkü onu çok seviyorum. Ama aşkımdan gebersem de sana bir şey olacaksa evlenmeyiz. Gülayşe, ben seni almaya geldim. Gülayşe benim değil. Oğlum, lan bu ceset benim arabamın bagajındaydı. Kim niye aldı getirdi gömdü buraya? Ben duydum. Ceseti adalete teslim edeceğim. Suçsuz bir insan kendini niye yakar? Niye lan? Abi çünkü bir polisim ben. Seni tutuklarlar, cezaevine tıkarlar. Bu yüzden önce Gülayşe'yi sağlama almam lazım. Ben Barbar'a güveneceğim. Herkes kalleş, Barbar kardeş. Barbar kurtuldu, Gülayşe kurtuldu. O Uğur düşmanı Gülayşe'yi kaçırmaya kalkabilir, ben size söyleyeyim. Gülayşe benim. Sen beni kurtardın. Herkes kardeş. Sen kardeş. Kardeş mi? Benim kardeş. Eyvallah Sabit'im. Eyvallah Barbar'ım. Al Sabit'im. Sabit'im iyi misin? Bunu bana Barbar verdi. Hatırladın mı lan? Şimdi hatırladım. Düğün hediyesi. Bir daha Sabit'e verme. Tamam. Tamam. Gel lan buraya. Eyvallah Sabit'im. Eyvallah Barbar'ım. Hadi. Sen geç, biz de geliyoruz. De, çikolata. Aa. Unuttun mu abi? Yok, aldık ya. Yok yok. Arka koltukta alıversene. Ya Cemal, sana zahmet ya. Vallahi unuttunuz sandım ha. Olur mu lan öyle şey? Hadi. İyisinler canım. İyiyim Ali. Çok iyiyim. Geldiler. E ne duruyorsun? Açsana kız. Açayım mı? Aa. Nasıl açacağım? Çok heyecanlandım. Abi, ya şu kapıyı aç ya vazgeçeceğim ha. Tamam ya. Açıyorum hemen, dur. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba Gülayşe Hanım. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Şşt,
almadık çiçekleri ha. Versene kıza. Barbar, çiçekler Gülayşe'nin. Ha, doğru doğru. Al Gülayşe. Teşekkür ederim. Buyurun buyurun, oturun buyurun. Hoş geldin. Nasılsın Mercan? Ameliyatın çok iyi geçmiş. İyiyim abi, iyiyim. Doktor çok iyi geçti dedi. Yürürsün ama biraz vakte ihtiyaç var dedi. Yürürsün, yürürsün. Koşarsın bile. Koşar tabii abi ya. Daha halay başı olacak o, değil mi? Nerede halay başı olacak? Şeyde abi, şey yapacağız ya. Ne yapacağız oğlum? Abi şey... Abi düğün yapacağız yani. Lan sen daha kızı istemeden düğün hayali mi kuruyorsun? Belki vermeyeceğim. Abi Allah aşkına biz niye geldik buraya yani? Değil mi? Koçum, sen kız istemeye geldin. Belki de ben vermemeye geldim. Yok yok. Şey, Zıpkın şu camı falan mı açsan ya? Yok iyi iyi böyle. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol yenge. Sağ ol. Evet. Hazır kahvelerimizi yudumluyorken sen acaba sebebi ziyaretimize mi gelsek abicim? Doğru. Aynen Mete abi. Geldiğimizden beri boş boş konuşuyoruz. Hadi isteyelim şu kızı. Bitsin gitsin olay hadi. Evet efendim. Gençler birbirlerini görmüşler, beğenmişler, sevmişler. Biz de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Gülayşe'yi, oğlumuz Barbaros'a istiyoruz. Veriyor musunuz? Ne iş yapar oğlumuz? Ulan Zıpkın sanki ne iş yaptığını bilmiyorsun ya. Aga şimdi dur bir dakika, olur mu öyle şey? Bilsinler yani kızlarına bakabilecek misin, bakamayacak mısın, değil mi? Tabii lan. Efendim, oğlumuz çocuk şubede polis. Süper. 3 adet kınaması, 9 adet disiplin cezası var. Olsun. 1 adet hurdaya çıkmak üzere olan bir arabası. Bende de var. 1 de kredi borcu mevcut. Cemal, sus vallahi çarpacağım bir tane. Olmaz aga, bilsinler, bilsinler de öyle versinler yani, değil mi? Ya abi Allah kitap aşkına, Gülay şeyi ver artık bana ya, yeter. Kıza sormak lazım. Rıza mühim. Gülayşe ne diyorsun abim? Bu adama verelim mi sen? Ben bilmem, abim bilir. Gülayşe bari sen yapma be. Sen yapma bari ya. Mercan'ım. Mercan'ım. Ne diyorsun? Gerek mi? Vallahi çok iyi çocuk. Hanım kıymeti de bilir. Verelim bence. Sağ ol. Vallahi bilemedim. Zıpkın. Abi. Bak kral adam.
kız çok genç. Bence vermeyek. Ulan Zıpkın. Ulan Zıpkın. Ya tamam abi boş ver. Tamam boş ver ikisini. Sabit'e sor. Ha Sabit'im sen söyle. Ha hadi. Ben vazgeçtim vermeyelim. Oğlum niye vazgeçtin? Ne zaman vazgeçtin? Az önce evet diyordun. Ne oldu şimdi? Abi sen tamam boş ver. Üçünü de boş ver. Mercan'ı dinle. Hadi. Ver şu kızı artık be. Ulan senden daha iyi damat mı bulacağım? Verdim gitti. Allah be. Allah be. Allah verdim. Allah be. Vadında be abi. Aldım kız seni. Bence sen buldun, ben aldım. Abim günaydın. Kahvaltımız hazır. Hadi gel sofraya. Hüma kızım, amcana da çay doldur ve. Buyur abla. Sen bütün gece hiç uyumadın mı abi? Nasıl uyuyayım Hacer? Nasıl uyuyayım? Benim kızım evinde uyumaktansa hastanelerde sabahladı. Boşa mı dizdim bu kadar polisi ben konağın etrafına? Abim, kurban olum etme. Koca kız evimi kapatacağız. Beni 24 yıl kapattınız ya hala. Annem, aynı şey değil ki. Sen kapalı tutulmaya alışıksın. Sen böyle büyüdün, başka bir dünya görmedin ki. Ama Lara öyle değil. Lara sokakta öyle özgürce yaşamaya alışmış. Onu eve kapatamazsın. Halan haklı. Nereye haklıymış ya? Kapatılacak. Hüma'mla burada kol kola oturacaklar dizlerini kırıp. Yahu daha Can o kızı vuran bulamadı. Menderes'i vuran bulamadı. Dışarıda bir katil dolanırken ben kızımı dizimin dibinde istiyorum. Abim, Barbaros Lara'mızın yanında. Katilden Barbaros korumayacak da kim koruyacak daha? Bu konuyu hiç açma Hacer. Ben epey zamandır kuruluyorum ona. Bak ben sana diyeyim, o ekmeğimizle büyüttüğümüz Deus'un bizim kızımızda gözü var. Kızın aklını çeviriyor, aklını. Vallahi bana da aralarında bir elektrik var gibi geliyor ama. Günahları boynuna. Komiser. Ne oldu, vaz mı geçtin? Ali abimden istemek kolaydı da babamdan istemeye mi tırstın? Ne tırsacağım kızım? Sadece... Ya seni vermezse bana? Ben de kaçarım. Harbi mi? Harbi. Hem babam şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlayacak. O zaman kızımı bu adamdan başkası mutlu edebilir mi diye bir düşünür. Gülayşe başkası ne ya? Başkası ne? O başkasının canını okurum ha ben. Benim ayarlarımla oynama artık yeter. Sen nerenin kerestesisin ya Barbar? Hemen filiz vermeye başladım bakıyorum maşallah. Yapma ya. Bana diyene bak sanki kendi kıskançlıktan gebermiyor. Birazcık. Ha. Ufacık. Ha. İyi tamam ben de o zaman birazcık ufacık.
Hadi yürü hadi. Minicik. Aha. Kızım kızım deyip duruyordum. Yetişti işte kızımız kahvaltıya. Afiyet olsun. Kızım. Ben çay koyuverim. Acar ağam hiç zahmet etme. Biz müsaade ederseniz size bir şey söyleyeceğiz. De bakalım bizim oğlan değil mi? Biz dün Gülay Ayşe ile sözlendik. Ne? Kendi aramızda. Öyle kendi aranızda. Çocuk oyuncağı mı bu? Tabii ki çocuk oyuncağı değil zaten hala. Barbar beni abimlerden istedi. Ama sizin rızanız çok önemli tabii bizim için. Eğer he dersen Nizam amca adabıyla usulüyle Gülayşe'yi senden de istemek isterim. Eğer evet dersem 23 yıl arayıp 23 gün doyamadığım kızımı benden istemeye kalkacak. Eğer evet dersem kızımı istemeye kim olduğunu bilmediğin baban mı gelecek barbaros? Kızımı beşiğinden çalan anan mezardan kalkıp benden kız mı isteyecek? Sen ne diyorsun be? Ne diyorsun sen? Anası da babası da benim umurumda değil. Ben bu adamı seviyorum. Sen karışma. Sen karışma. O benim ne demek istediğimi gayet iyi anladı. Ben soyumu kanını bilmediğim soya katmam. Beni soyum değil sen büyüttün Nizam amca. Adamlığımda mı yetmiyor kızını istemek için? Adam olsan kapısında büyüdüğün adamın kızına göz koymazdın. Benim sana verecek kızım yok. Nizam amca. Bırak Nizam amca. Bırak ulan kızı bırak. Bırak. Hoş geldiniz Sayın Savcı. Hoş geldin Savcı. Hoş buldum. Nasılsın Mercan? Sağ ol Savcı. Hoş geldin. Hoş buldum. Hayrola Savcı? Size bırakılan telefondaki hattı araştırmamı istemiştiniz ya. Evet. Hat 3 yıl önce ölmüş bir adamın üzerine kayıtlı. O yüzden telefon cihazı üzerinden ilerlememiz gerekti. Ulaşmamız biraz zaman aldı. Ama ulaştınız. Aynen. Telefon 15 gün önce ikinci el telefon satan bir telefoncudan satın alınmış. Alan kişinin verdiği isim sahte.
Ama telefonu satın alan kişi dükkanın güvenlik kamerasına yakalanmış. Bu kadın. Tanıyor musunuz? Fidan. Ne? Ali. Kızım sen ne iş? Uyan abi. Sıkın, uyan. Sabit, uyan. Kalk. Aç gözlerini hadi. Hadi abi. Sabit. Ali ne oluyor? Neredeyiz biz? Bilmiyorum. En son Nebahat bizi bayılttı ama... ne oluyor, neredeyiz bilmiyorum. Kara iyi misin? İyiyim. Flaş iyi mi? İyi. Kara, bir şeyin var mı? Nasıl bir yer burası ya? Lan! Köksüz tayfa. Sonunuz böyle mi olacaktı be? Yazık size vallahi. Sonunuz? Sonunuz ne olacak ki? Satacaklar sizi. Ya. Ama öyle tek parça halinde değil. Parça parça satacaklar. Çaktın mı? Thank you.
Çatal abim. Var mı içlerinde beğendiğin? Bak parada anlaşırsak hepsini al git. Ha? Yok. Bunlar benden kaçan veletler. Hani dediydim ya sana. Ha. İstemez. Hepsi baş belası. Ben bebeği alacağım. Parayı sabah elinde bil. Vermem sana bebeğimi. Yeter lan senin evcilik oyunun. Sıktı artık ha. Ver şunu bana. Merak lan. Çekil lan şöyle. Hayır. 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 Gel buraya. Al bebeği. Regal sundu.